Merhaba NTV Spor YouTube kanalında Sor Bana'nın 3. bölümüyle karşınızdayız. Bugün 3 dünya rekoru sahibi milli serbest dalışçı Fatma Uruk bizimle. Hoş geldin Fatma. Hoş bulduk. Yarının dünyası Paribus sunar. Çok mutluyum seni ağırladığım için. Ülkenin gururlarından birisin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Tabii yayından önce de bol bol sohbet ettik. Evet. Yayının ne kadar güzel geçeceğini ben oradan anladım. O yüzden dedim ki bu bölüm mükemmel olacak. Stok bölümümüzle başlıyoruz. Burada amacımız senin Instagram'ına, sosyal medyana girip seni biraz daha yakından tanımak. İlk başa ataçladığın görsel. Bize bunu anlatır mısın? Onu zaten görsünler diye galiba en başa. Çok eski bir posto. Samet Behrengi'nin Küçük Karabalık roman yani kitabından aslında çocuk kitabı gibi görünen ama yetişkinlerin de okuduğu dersler çıkarabileceği bir kitap. Orada küçük karabalığın diğer balıklardan biraz farklı ve daha zorlu olan yolculuğunu anlatıyor. Ben de kendime bunu yani oradaki işte hikayedeki kahramanı biraz örnek alıyordum. Ne kadar zor olursa olsun sonunda bir şekilde başarıya ulaşacağım. Önemli olan yol kısmı gibi bir şey. Benim de spor hayatımdaki yolculuğum açıkçası mücadeleyle geçtiği için en başta o duruyor hep. Bize bireysel spor yapmanın zorluklarından ve kendi yaşadığın kariyerinde geçtiğin yollardan biraz bahseder misin? Çok göz önünde olan branşlar dışında işte serbest dalış ki benim branşım. Göz önünde olan bir spor değil. Bireysel bir spor yapıyormuş gibi gözüküyoruz. Fakat bir kişinin dalabilmesi için arkada kocaman bir ekip var. Aslında yani bence bireysel gibi gözükse de takım işi yapıyoruz. Rekor denemelerinde tüm masraflar bize aitti. Evet. Çok zor. Yani seni çok zor. Spor hayatını finanse etmek için aslında başka bir işte daha çalışman gerekiyor gibi görünüyor. Yani onu da yaptım bir dönem. Evet. 6 sene boyunca bankada çalıştım iç denetçi olarak yani işte müfettiş dediğimiz. Yani biraz orada o işte hani kurumsal hayatımdaki şeyi spor hayatımı finanse etmek için yürütüyordum gibi bir şeye dönüşünce ben de artık sonra dünya rekorlarını kırınca işi tamamen bıraktım. Şu an profesyonel olarak sporcuyum. Hayatta tabii ki yaptığım, beni besleyen hedeflerim, spor dışında da pek çok şey var keyif alarak yürüttüğüm. Hani o 6 yıllık, 7 yıllık iş hayatı, kurumsal hayatımda bana kattı çok şey oldu. Mutlaka. Mutlaka. Bir görsel daha gelsin Instagram hesabından yine Fatma Uruk'un. O da su altında bir fotoğrafı. Su altında zaten çok fazla fotoğraf var. Hayatı su altında geçiyor kendisini. Bu fotoğrafın senin için önemi nedir? Suyun altında böyle nasıl hissettiğimizi veya nasıl bir his olduğunu çok soruyorlar. Biz biraz böyle uzay boşluğunda olmaya benzetiyoruz bunu. Çünkü yer çekimi yok. Uçmak gibi. Evet. Onu anlatmak için. Dünya rekorlarını kırdıktan sonra tamamen profesyonel hayata geçtiğinden bahsetti. O dünya rekorlarını kırdığı anlardan birinden bir fotoğraf gelsin ekranlarınıza. Elinde yeni dünya rekoru. Nasıl mutlu. Nasıl mutlu değil mi? Nasıl rahatlamış. O anı bize biraz anlatır mısın? Meksika'dasın. Yani, pandeminin başları. Başında gitmiştim. Artık sonuna varmıştık neredeyse. Bu arada kendisi mahsur kaldı Meksika'da. Oraya da geleceğiz evet. Pandemide. Yani çok uzun bir hikaye. Bunu kitaplaştırmak istiyorum hatta. O bir sene böyle hani anlata bitiremiyorum. Hatta böyle tekrar gitsem böyle bir rehearsal gibi işte yeniden canlandırmayla vesaire çekebilsek bende de videolar var falan. Böyle hayallerim var paralelde ilerleyen. Hani orada bir karar verdim yani dönsem mi kalsam mı? İstanbul daha kalabalık ve daha çok virüs kapma ihtimali var. Bir yandan da ondan da korkuyorum. Rekoru kıramayacak olsam da burada onun kırma ihtimalini hayaliyle yani o umutla daha mutlu olacağımı düşündüğüm için biraz aslında gönüllü mahsur kaldım gibi oldu. Son bir uçak vardı ona binmedim. Rekor kırmak için orada çalışmalarıma devam ettim. Bir odada, bir köyde yaşıyordum. Ve nitekim Kasım ayında da bir değil, 3 gün arka arkaya 3 dünya rekoru kırdım. Ne diyeyim maşallah. İyi ki dönmemişim. Yani ben de öyle diyorum, iyi ki dönmemişim. Tabii neler yaşadığını da bilmiyorum evet, ama zorlu bir ne gibi. Kadar zor olsa da o günleri yaşadığın için çok mutlu olduğunu hissediyorum sen anlatırken. Çok iyi bir tecrübeydi. Beni bundan sonraki zorluklara hazırladı. Çok mutluyum. Bir görsel gelsin yine Meksika'da su altında. Bu benim herhalde Instagram'ımda Fatma'nın en sevdiğim görsel olabilir. Evet. Türk bayrağımızla beraber bu fotoğraf. Altına da şöyle yazmış. Hayır yorulmadım. Ya bunu da evet şeyde paylaşmıştım. Çok güzel fotoğraflar seçmişsiniz bu arada. 29 Ekim'de yapacaktık dünya rekoru denememizi. Fakat pandemi olduğu için hakemler ve doping kontrol için WADA'dan gelen doktorlar gelemedi. Gelemeyince biz yine iptal etmek zorunda kaldık. Tam o arada İzmir depremi vardı. Yani ben İzmirliyim bu arada. Hani sonra da işte kasırga çıktı falan. Hani olabilecek her şey oluyor. Bana herkes böyle ya hani Fatma Ekim oldu, 7 ay oldu, dönsem mi artık, yorulmadın mı falan derken ben o fotoğrafı orada ki Airbnb'deki evimden atmıştım.
yorulmadım hayır falan diye. Güzel. Peki hazır su altında görsellerini görmüşken şunu sormak istiyorum. Mesafelerde sınır var mı? Sen dalıyorsun, daldıkça dalıyorsun, daha ne kadar gidebilirsin mesela? Ya da senin kendine koyduğun hedefte bir sınır var mı? Bizim branşer diyor, evet en derine kim dalıyor işte, en iyi kim, en derin kim işte falan gibi sorularla karşılaşıyorum. Şöyle bir durum var. Birincisi herkesin bir kendi kapasitesi var. Bunlar tabii ki arttırılabiliyor her spor dalında olduğu gibi. Mesela bir yarışmada 60 metreye dalan bir sporcu, o yarışı harika bitirdim, çok iyiydi işte bu sene kendimi işte %20 geliştirdim diye çok sevinebilirken 100 metreye dalan bir sporcu 100'ü 101 yapamadığı için üzülebiliyor. Halbuki o daha derin. Ama onun için başarısız bitiyor o sezon. Çünkü o kendi derecesini geliştirememiş oluyor. Bu niye sevindi, bu niye üzüldü? Yani çünkü orada herkes kendi performansını arttırmaya çalışıyor. Yani limit yok yani. Hani her seferinde her sene biraz daha şaşırıyoruz. Bu sene neden ara verdin? Bir senelik bir takvim yaptım. Fakat biraz geç kaldım. Bir takım sorunlar yaşamıştık federasyonla. Benim bir disiplin kurulu sürecim olmuştu. Lehime sonuçlandı ve aklandım. Fakat o arada biraz vakit kaybettim. Bazen böyle geri çekilmek hani o okun daha hızlı atılması için şans oluyor. Öyle bakıyorum. Seneye için hazırlanıyorum. Antrenmanlarıma devam ediyorum. İstanbul'da yaşıyorum zaten. Şu 9 aylık Meksika sürecini aslında böyle konuda kapatmış gibi olduk ama benim orayla ilgili sormak istediğim bir soru vardı. Çünkü özel konuşmalarımızda Fatma ile yayından evvel ben orada bir şey hissettim. Sanki Meksika'da bir olay yaşamış. Bir fotoğraf gelsin, bir aileyle güzel bir fotoğrafı vardı Instagram'da yine paylaştım. Şu Meksika'da neler oldu? Böyle senin sanki yaşadığın bomba bir olay varmış değil mi? Evet, birçok. Mesela rekor dönemimize giderken bizi yolda polis çevirdi. Ben kendi rekor dönemime geç kaldım. Çünkü arabada bir Amerikalı, işte bir Meksikalı, bir Kolombiyalı, bir Türk. Hani hepimizde aynı tişört var. Böyle bir örgüt gibi falan gözüktüğümüz için bizi polis çevirip hani nereye gidiyorsunuz falan diye böyle sorgulamıştı. İşte geç kalmıştık. Bir de Rammstein solistiyle tanışmıştım ve Till Lindemann'ın gerçekten mi? Online'da yayınlanacak bir klibinde oynadım. Çok komikti. Hani garip bir rastlantıydı. Şoka girdim, hiç bilmiyordum. Evet, yayınlanmadı bu arada. Hala işte kalmış prodüksiyonuna falan. Geçmemiş ama güzel bir anıydı. Hani komikti yani. Deneyime böyle bak yani. Seviyordum bir de kendisini. Böyle bir üç gün geçirmiştik birlikte. Var mı metalcilik? Ya işte Almanca okumuştum lisedeyken. Rammstein'ı bir şekilde dinliyorduk. Yani dinliyorum fakat artık değil. Yaş ilerledikçe biraz. Beni çok yorar. Evet, o yüzden sordum var mı metalcilik. Ya, terionlar falan vardı da. Konseri var hatta, geliyor. Öyle mi? Farkında değilim. Onu takip bile etmemişim. Artık eskisi kadar dinlemiyorum. Yani. Bizim yaşımızda yakın artık, o oralardan biraz geçmişiz yani. Birazcık da senin hakkında neler paylaşılmış. Mesela Ekşi Sözlük'te tüm zorluklara rağmen 3 dünya rekoru kıran beyaz yakalı. Evet, gerçekten beyaz yakalılığında kız neler yaşamış yani. En beyazındaydım. Evet, ya. En beyazın. Levent'te. Plaza kadını. Evet. Bir tane daha gelsin Ekşi Sözlük'ten. Meksika'da rekorlara imza atan milli serbest dalışçımız. 3 günde 3 dünya rekoru kırarak hat-trick yapmıştır denmiş. Doğru, güzel. Çok sevmiştim o tabiri. Herkesin çok umutsuzluğa kapıldığı ve güzel bir şey duymaya hasret kaldığı bir dönemdi. Yani Kasım 2020, artık pandemi başlayalı 8 ay olmuş. Yani o kadar bir birleştirici ve hani umut dolu bir haber olarak geldi ki bu Türkiye'ye. Böyle bir şeye aracı olduğum için çok sevindim. Yani rekoru kırmaktan daha fazla sevindim. Zaten sporun en sevdiğim yanı da bu. Birleştirici gücü. Evet, stok bölümümüzü tamamladık. Hızlı ve seriye geçiyoruz. Burada sana kısa kısa sorular soracağım. Senden kısa kısa cevaplar isteyeceğim. Tamam. Başlıyorum. Altıncı hissine güvenir misin? Evet. Süper. Kendini benzettiğin bir film, dizi karakteri var mı? Pocahontas'a benziyorlar ama yüzüm nedeniyle, saçlarım şu an her ne kadar çok öyle benzemese de doğal halinde. Biyografin yazılsa başlığı ne olurdu? Ya hayatımın en mutlu anıydı falan diye başlar herhalde ve rekor dönemelerimi anlatırım. Güzel. Diye düşünüyorum. Kaybetmekten en çok korktuğun şey ne? Sağlığım, çünkü sağlık dışında bir şeyin spor yapmama engel olacağını düşünmüyorum. 10 yaşındaki haline bir nasihat verme hakkın var. Bir tane. Ne söylersin? Aynı yolda devam ama biraz daha sakin. Sakin ol. Güzel. Sakin ol şampiyon. Benim 10 yaşındaki halime de dersen sevinirim. Dalış öncesinde veya esnasında bir ritüelin var mıdır? Çok. Uğurlu objelerim var. İşte o saatim şu an kolumda olmayan. Yayından önce söylediğim, evet, sarı renkli. Herkes böyle çok sakinleştirici müzikler dinliyor genelde. Benim çok garip bir playlistim var ya. Her tarzdan ve her telden çalan. Kendinle en çok gurur duyduğun an neydi bu yaşına kadar? Hat-trick. Hat-trick, güzel.
Fatma Uru'nun mentoru var mıdır? Spor hayatım dışında birkaç konuda danıştığım mentorlarım var aslında. Her alanda, yani çok tecrübe almaya, dinlemeye çok hevesli biriyimdir. Yani yine kendi bildiğimi yaparım fakat her alanda, yani hem avukatım, işte iletişim anlamında destek gördüğüm pek çok mentorum var. Bu arada kendisi de bir mentor. Hakikaten hayatın her alanında olduğu gibi sporda da bir mentora sahip olmak çok değerli. Spora destek veren Paribu da bu konuda önemli bir projeye imza atıyor. Türkiye'nin lider kripto para işlem platformu Paribu, milli spor ve sporcuları desteklemek, geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 2021 yılında Team Paribu'yu hayata geçirdi. Bu senede 10 kişilik ekibiyle Team Paribu ekibi faaliyetlerine devam ediyor. Team Paribu kadrosunda milli voleybolcu Eda Erdem, milli jimnastikçi Ahmet Önder, milli rüzgar sörfçüsü Dilara Uralp, milli modern pentatlet İlke Özyüksel, milli basketbolcu Sertaç Şanlı, milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ, milli atlet Berfe Sancak, milli karateci Dilara Bozan, milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ ve milli serbest dalışçı Fatma Uruk yer alıyor. Team Paribu'nun yeni projeleri arasında öne çıkanlardan biri ise Team Paribu Mentor. Mentor programı kapsamında sporcular kendi branşlarındaki genç sporculara tecrübelerini aktararak onların gelişimine destek oluyor. Spor psikoloğu eşliğinde yapılan antrenman ve sohbetlerle genç katılımcıların profesyonel sporcu olma hedeflerine katkı sağlanıyor. Paribu'nun mentor programı kapsamında sen de mentorluk yapıyorsun. Bu sana nasıl hissettiriyor? Bunu da sormak isterim. Çok iyi. Açıkçası tabii birebir başında olup herkese antrenman yaptıramasak da tecrübe paylaşımı var. Mentilerimizden biri Barış'ta da bu sene işte yarışmada tecrübelerimi paylaşıp onu hani mesafelerini nasıl belirlemesi gerektiği konusunda yönlendirdim ve güzel sonuçlandı. Bu bölümümüzde 8 kişi arasından eleme yaparak bir şampiyon belirlemeni rica edeceğiz. Ha bunu neye göre belirleyeceğim? Nasıl eleyeceğim? O da senin bileceğin iş. Seçiyorum. Şansını ben belirlemek istiyorum. İlk olarak gelen isim Muhammed Ali. Muhammed Ali ile bakalım kim eşleşecek ve sen kimi eleyeceksin? Seçiyorum. Seçtim. Türkan Şoray. İlginç. İlginç bir eşleşme. Türkan Şoray'ı eledim. Eledim. Çünkü Muhammed Ali'nin su altında bir fotoğrafı var şöyle. Çok güzel. Şaşırmıştım. Yani bazı sporcular şey yapıyorlar. Yani sakinleşmek ve meditasyon için su altı tekniklerini kullanıyorlar. Bu arada Muhammed Ali'yi sevdiğini de biliyordum. Seni öyle bir stalkladım yani, öyle söyleyeyim. Süper gerçekten. Diğer eşleşme gelsin. Tarkan. Devam. Evet, gerçekten Tarkan'ın özel bir... Jim Carrey. Çok seviyorum Jim Carrey'i de. Tarkan'ı seçeceğim çünkü dünya rekoru denememden sonra beni paylaşmıştı sosyal medyada. Ve ben böyle Meksika'da ikinci rekoruma giderken arkadaşlarım... Ya dedim bu Tarkan mı yoksa başka bir hesap olabilir mi falan. Devam ediyoruz. Tarkan'ı bir eşleşme daha gelsin. Leonardo DiCaprio geldi. Bir tane daha şarkıcı geldi. Zor. Teoman. Teoman'ı seçtim. Seçti. Teoman'ı bayağı iyi seçti. Teoman'ı çok seviyorum. Son eşleşmemiz geliyor. Bu arada son eşleşme için niye bu kadar karıştırdıysam iki tane isim kaldı zaten. Yasemin Dağ Kılıç. Sonuncuyu gördüm. İşte böyle sıkıntıya soktum kızı, görüyorsunuz. Çok kolay oldu seçmem. Filiz Akın. Yasemin Dağ Kılıç idolüm. Şimdi dört yapraklı yoncayı gerçekten hiç tanımadın yani. Zorlanmadım. Tamam. Muhammed Ali ve Tarkan eşleşmemiz vardı. Buradan kim çıkardın? Evet, zorlaştı. Hala Tarkan diyor. Tarkan'ı çıkardık. Finale Teoman mı Yasemin mi kaldı? Yasemin. Yasemin kaldı. İşte zorlu final. Evet. Böyle işte böyle sıkıntıya giriyor bu. Soy ağacı gibi belli yani bu ikisini sana kadar. Evet, çok zor. Evet, olay işte burada sıkıntıya girdi. Yasemin'i seçiyorum ya. Yasemin. Evet. Yasemin Dalkıcı bir belgeselini izlemiştim üniversite sınavlarına hazırlanırken ve yaptığım sporun adını sananı ilk orada duymuştum. Sonra araştırıp işte ODTÜ'de bir kulüp olduğunu, hani bunu masrafsız bir şekilde orada ilerletip lisansımı çıkartabileceğimi, iyi emin ellerde yapabileceğimi düşünerek yani üniversite tercihimi buna göre belirledim. Sonra gittikten sonra öğrendim ki bizim kulübümüz ODTÜ'deki, Yasemin'in de serbest dalışa başladığı kulüp ve o da bir ODTÜ mezunu. Ankara'da deniz yok ama hani dalgıcı olarak oraya gitmiştim. Şimdi sana diyeceğim ki mesela şöyle şöyle oldu, ne yaparsın? Mesela 50 yıl sonra yaşınlandın, ilk neyi bilmek istersin? Neyi birkaç tane sorabilir. Bir tane söyle. Bir tanesini seçmem mi lazım? Kaç dünya rekoru kırmış olacağım bir ona bakıp geri dönmek isterdim. Güzel, çok güzel. Merak ediyorum yani nereye kadar gidecek? Çok güzel.
Bir dalışında bir su altı şehri keşfettin. Ne isim koyarsın? Senote koyarım. Evet, benim Meksika'da da dünya rekorunu kırdığım yer bir deniz değil, tatlı su rekoru olduğu için bir senoteydi. Senoteler böyle Yucatan Yarımadası'nda. Oraya göktaşı düştüğüne, işte dinozorların neslini tükettiğine inanılan o göktaşının düşmesi sonucu oluşmuş böyle küçük sulu obruklar, farklı bir dünyaya adım atıldığını düşünüyor Maya halkı. Böyle yani senato çok özel bir kelime onlar için de. Underworld falan anlamına geliyor. Senato koyar. Hangi filmin yönetmeni olmak isterdin? Rear Windows. Herhalde bu mesela yönetmen olsan hangi filmin yönetmeni olmak isterdin sorusu en sevdiğin film hangisi sorusuyla da aynı gibi geliyor bana. Evet, biraz yönetmenden gittim. Güzel. Yani çok sevdiğim film var. Ya Haneke çok severim. Biraz tabii ağır. Yani bir de şey işte Persona çok sevdiğim bir film. Dünya klonlarınla dolu olsa bu senin gözüne nasıl görünüyor? Her şeyi kontrol etmeye çalışırlardı galiba dünyada. Dünya rahat rahat yaşayamazdı yani. Böyle bir sevimsiz bir hal olabilirdi. Tarihteki icatlardan birini sen yapmış olsaydın mesela hangisini yapmak isterdin? Yazıyı bulmak isterdim. Yani yazmayı çok seviyorum. Peki hangi dönemde yaşamak isterdin? Ya aslında galiba hayatımda en çok yaşamak istediğim dönemini yaşadım. 90'ları çok seviyorum. 90'larda yaşadım. Çocuktum, gençtim. Gençliğim ilk yıllarıydı. Bunun dışında galiba yani böyle Cumhuriyet'in ilk kuruluş yılları vesaire o döneme tanıklık etmek isterdim. Bir müze açacak olsan mesela konseptin ne olurdu, neler sergilemek isterdin? Hani özel ilgi alanlarımdan biri de böyle yurt dışına seyahat ettiğimde hep contemporary art işte müzelerini geziyorum. Herhalde öyle bir şey yapmak isterdim. Böyle living museum tadında yani yaşayan müze konseptinde su altı canlıların canlandırabileceğim işte hologramlar. Böyle visual artlar, Refik Anadolu'nun yaptığı gibi böyle bir şey yapmak isterim. Yani girenlerin oraya hani su altındaymış gibi hissedebileceği hayvanlarla, yani onları kafese ve hayvanat bahçesine ve akvaryuma kapatmadan canlıları tanıyabileceği çocuklar için böyle bir müze güzel olurdu bence. Görüyorsunuz değil mi kültürlü biriyle konuşmanın nasıl ufkunuzu açtığını. Estağfurullah. Bu bölümü kapatıyoruz. Çok güzel bir bölüm var sırada. Bu bölümde senin çevrenden biri, arkadaşın olabilir, ailenden olabilir, yakının. Biz bu kişiyle konuştuk. Bu kişiyi sana tahmin ettirmeye çalışacağız. Ah. Bil bakalım kim diyen kişi diyor ki birbirimizden bağımsız yaptığımız ortak bir işimiz var. Çoğu arkadaşımla böyle yani aileden var. Aileden de olabilir. Aileden de olabilir. Hangisi? Oğuz, Oğuzhan olabilir mi? Bilmem. Oğuzhan Bey değil. 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 Devam ediyorum. Bence seçenekler ikiye düşecek burada. Ben öyle hissediyorum. İkisi de değilmiş. Bu kişi diyor ki, filtre kahve demlemek için değişik teknikler uygularım. Kahve çok seviyorum. Ay Eren mi? Özgür mü? Of git git. Aa gitti gitti. Hayır. Eren Bey ve Özgür. Filtre kahve. Allah Allah. İpucu vereyim mi? Evet. Beraber çok değişik bir teknikle filtre kahve demlemişsiniz. Mesela bir filtre kahve makinesinde nasıl demeniz? Tamer mi? Hayır, başka örnek istemiyorum. Çünkü... Başka örnek değil tabii ki. Başka tahmin istemiyorum çünkü bir tahmin sonra evet, daha bilebiliriz. Bir çekime gittiğimizde hiçbir şey olmadığı için böyle bardağa peçete... Ay bir dakika. Bir tahmin, hayır. Umut mu? Hayır, hayır yeter tahmin. istemiyorum başka tahmin. Umut'la da peçeteyle çocuk. Avlanmak istemiyorum. Evet, tamam. Tamam, Tamer de değil, Umut da değil. Of. Bulamadım. Ama artık herhalde... Ay ırmak mı acaba? Ah ya! Ama... Bildim. Dedim ben ama. Ya ırmağın niye hiç aklıma gelmemesi peki? Dedim başka tahmin verme diye. Evet, tamam şimdi olur. Evet, ama ırmak. Biz onunla nasıl... Evet ya, Kaş'tayken evet. Bir kahve... Sabaha karşı 5'te olmuş olay. Evet, aynen. Hatta kahve süzmek için olan o kağıda bir şeyler yazıp... Filtre kağıdı. Evet, buzdolabına böyle asıp beni motive etmeye çalışıyordu bak. Ya ilk aklıma gelecek kişiydi aslında ama detaylarda boğuldum ve yani gittim. İşte ben de birazcık konudan saptırmaya çalıştım seni aslında. Yani dün de birlikteydik yani nasıl hiç hatırlamam, nasıl hiç aklıma gelmedi. İşte ya dün senin yanındayken evet. Irmak'la biz hep konuşuyorduk. Bak hiç söyleme. Evet. Sorbana'nın son sorusu totemin olup olmadığını merak ediyoruz. Totemin var mı? Totemlerden kurtulmaya çalışıyorum. Çünkü onlar beni demoralize ediyor gerçekleşmediklerinde. Ya var aslında işte hani bir sürü
Ama yani dediğim gibi sevmiyorum onları. Beni böyle sınırlandırıyor. İşte ya o gün bir şey ters giderse sanki hep ters gidecekmiş gibi hissediyorum. Yani o yüzden sevmiyorum totemleri. Yok. Olmasın. Olmasın. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi her şey, sorular. Çok güzel bir yayın oldu. Ben zaten böyle olacağını biliyordum. Beklediğimden de güzel oldu. Ağzına sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu. NTV Spor YouTube kanalında Sor Bana'nın maalesef ki yine sonuna geldik. Ben üzülüyorum ama siz üzülmeyin. Haftaya yine yeni bir bölümle karşınızda olacağız. Ama bu bölümü bol bol izleyip altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Bu arada NTV Spor YouTube kanalımızı takip etmeyi, bildirimleri açmayı da unutmayın. Hoşçakalın.